Maalesef dişi domuzdu, yavrulu domuzdu. O nedenle ateş etmedim. Akın. Hocam. Buradayım ben. Dişi bir domuz geldi buraya. Kaç tane hocam? Bir tane dişi domuz geldi. 3 tane de yavrusu vardı. Geçti mi? Tabii gönderdim onu. Atmadım yani. Alo. Evet, güzel bir pozisyon tesadüf etti. Burada tabii önemli bir konu var, onu ifade etmem lazım. Her şeyden önce domuzun hissettirmeden bize gelmesi çok güzeldi. Yani benim kokumu, benim hareketimi algılamadı. Ona bu fırsatı vermedik. Fakat takriben bana 10 metre mesafeye gelince orada durdu. Yani bir şeyler algılamaya çalıştı. Ben silahım yüzümde onu görüyorum. Çam fidanının hemen arkasında. Ama o beni tam hissedemediği için, tam göremediği için, ben de onun erkek ya da dişi olup olmadığını bilmediğim için mesafede ve görüntümde olmasına rağmen tetiğe dokunmadım. Bu çok önemli. Hangi açıdan önemini vurgulamak gerekirse şöyle ifade edebilirim. Bildiğiniz gibi dişi ve yavrulu domuzları atmıyoruz. O domuzu ilk gördüğümde muhtemelen erkek domuz olma ihtimali üzerinde duygularım yoğunlaştı. Çünkü burada öyle bir beklentim vardı. Ama sabrettim. Onun açığa çıkmasını bekledim. Bu arada ona hissettirmedim. Sonra o açığa çıktı. Açığa çıktığında ise onun dişi bir domuz olduğunu ve arkasında da 3 tane yavrusunun bulunduğunu gördüm. Dolayısıyla yüzümü aldım,
silahı indirdim ve onu seyrettim. Burada avı görmüş olmama rağmen, yeterli mesafeye sokmuş olmama rağmen, onun dişi ya da erkek olduğunu algılayamamamdan kaynaklanan tetiğe dokunmamam bir kez daha beni doğru bir karar verme noktasında ne kadar haklı olduğumu ortaya koydu. Yani şunu vurgulamak istiyorum, şunun altını çizmek istiyorum. Vuracağınız avı tam net görmeden, tam emin olmadan hem güvenlik açısından hem de avcılığın etik yaklaşımı gereği tetiğe dokunmamak lazım. Elbette tetiğe dokunmak için çok fırsat olacaktır. Bugün bu fırsatı ben çok olumlu yönde etik açıdan, ahlaki avcılık açısından kullanma fırsatı buldum. Ve onu vurmuş olmaktan çok daha mutluyum, çok daha onurlu ve gururluyum. Hepinize rast gelsin. Evet, bu arada bağın içerisine arka yönden bir başka sürü domuz girdi. Ama muhtemelen onlar da küçüktü. Fakat atış alanımızın dışına doğru yürüdüler. Çok az da olsa görüntü alma fırsatı bulduk. Domuz daha çıktı. Bekletmedik. Yok, küçüktü. Yani onlara da atacağımızı sanmıyorum. Fakat arkadaşlar atabilir miyim? Geldi durdu. Arkasından geldi. Bassam düşecek çalılan arasında. Bekledim. O da beni hissetti herhalde. Fakat sonra bir tüfek patladı arkadan. Öndekini de tam algılayamamış. Hareket etti. Ben o arada dedim ki bu hareket ettiğinde de ben vururum mesafede çünkü. Hareketini üstüme doğru yaptı. Üstüme doğru yapınca arkadaki yavruları ve onu da gördüm. Hem dişi hem de yavrulu. İndiriverdim silahı. Kameracık değil mi? Ben kesin çekilmiş atmaz dedim. Kesin atmaz dedim şimdi. Ben de aşağıdan yukarı gördüm bunları. Sen görmüşsündür onu. Benim kameraman da şey yaptı. Peki sen bir iki sefer böyle davrandın sanki başka bir şeyler de duydun gibi. Davranmadım. Aşağıda çınarın şaldırtısı oluyor rüzgardan. Acaba dedim hani Sebahattin abinin aramızda biraz ölü nokta gibi orası. Ona ölü nokta bana iyi de. Ağaçtan da şaldırdı ya. Ben de o yüzden baktım. Ben kamera çektim bir dakika bir kameradan bakayım bir şeyden bakayım. Kameradan böyle çekti ama. Bak oğlum tamam bende de. Sen gel, karşıdan görmüşsün mü odamızı? Görmedim. Görmedin mi? Görsem atalım onları. Sana denerim. Burkan'ın gördüğü domuz demek ki sırta çıktı. Yok abi benim domuzu görmüş o. Yani çok büyük diyor ya. Yok ya. Aynı. Hadi gidelim hadi nereye gidiyorsun? Değerli avcı dostlar, bugün İlhan Hoca ile beraber domuz avındaydık. İlk bağda ben İlhan Hocamdan bir 50 metre kadar aşağıdaydım. İlk kez domuz avına iştirak ediyorum hayatımda. Vallahi farklı bir duygu tabii domuz avında. Hocam sessiz olunması gerektiğini, domuzun her türlü kokudan ve sesten huylanabileceğini söylediği için biz de çıtımızı çıkarmadan bekliyorduk. Tabii sürekli arkadaşlar domuzları sürerken hafiften bir çıtırdığı hissettik. Tabii domuz olacağını tahmin ettik. Vallahi tabii ben aşağıda olduğum için İlhan Hocama göre biraz daha geniş açıyla olayı görebiliyordum.
Önde büyük domuz, dişi tabii. Dişi olunca da yanında 3 tane de yavrusu vardı. Olayı ben aşağıdan izledim. İlhan hocam tüfeği bir doğrulttu. Nedir ne değildir diye. Emin olamadığı için de tetiğe dokunmadı tabii. Dişi domuz olduğunu fark edince de hiç dokunmadı. Gitmesine fırsat verdi. Bu tabii avcı etiğine göre olması gereken bir şeydi. Çünkü yavrulu domuz, dişi domuz, sürü lideri bir domuz. Dişi domuzu vurduğunda anne domuz zaten. Anne domuzu vurunca da yavruların hayatta kalma durumu söz konusu olmayacak. Belki buradaki yırtıcılara av olacaklar. Bu açıdan hocamın etik olarak ona atış yapmaması gerçekten beni de sevindirdi. Bakalım ikinci bağda nelerle karşılaşacağız, nelere domuz avında şahit olacağım, göreceğiz. Evet, ikinci bağ yapacağımız yere geldik. Evet, Mutlu.